bazı şeyleri şimdi şöyle söyleyeyim. Zor. Anladın mı? Yani şimdi biz hep bunu demek istemiyorum. Tamam, bizim problemlerimiz vardı ama artık onları konuşmak istemiyorum. Çünkü artık konuşulacak bir durumu bile kalmadı. Ama onun üzerine gidip rahatsızlanınca ve ben burada hakikaten bazı şeyleri açıklayamayınca çok zor duruma düşüyorum. Senin ya. Buradaki sürecine çok yakından şahidim. Evet evet, her şeyi konuşabilen, açıklayabilen adam burada kilitleniyorum artık, anladın mı? Hiçbir şey söyleyemiyorum. Yani Aycan'la konuşuyorum, evet iyi iletişimler içerisinde olabiliyoruz, bazen geriliyoruz falan ama onun hep iyi olmasını istiyorum. Çünkü hastalığıyla alakalı iyi olmasını ama istiyorum ama. Ama çok enteresan bir durum. Yani senin bu evde bir ilişkin var. Ama ilişki yaşadığın kadın dışarıda ve belli bir süreçte ve sen burada gri'de kalmış durumdasın. Evet, Onurcuğum evet. Yani bunun ya. bir ne olacağını bir açıklık gelmeli. Abi, çünkü bu süreç yoktu, uzadıkça sen perişan olacaksın. Gözümün önünde eriyorsun. Bak evet. Ben bunu görmeden tamam Aycan benim arkadaşım canım ciğerim. Ama sen de öylesin yani. Göz görüyor bunu yani. Bak, Dido bir söylemeden yoktu, geçemeyeceğim. Ben kafayı yedim. Sen ya düşünsene. 15 gündür kafayı yiyorsun. Ve bir belirsizlik içinde. Bak, ve bir belirsizlik içinde. Kafayı yiyeceğim abi. Bak yani burada bak ya. Arkadaşlarımla konuşurken dikkatli olmaya çalışıyorum. Cümlelerimi dikkat seçmeye çalışıyorum. Ve gerçekten duygularımı hala söylüyorum abi. Bak, eski bütün enerjin gitti. Sıkışıyorsun tamam mı? Öyle bir soru soruluyor ki sana. Aycan şunu yaptı mı? Aycan bunu yaptı mı? Hala duygularım var mı? Şöyle öyle sorular soruluyor ki. Karşısında... Aslında cevap verecek bir şeyin yok. Fakat cevap vermek zorunda hissediyorsun evet. Kendini ve ben bunu görüyorum. Evet. Anladın mı? Bunu sadece ben değil, herkes görüyor. Herkes görüyor. Şu anki eğer birincilik geldiyse, iki haftadır yaşadıklarından dolayı sana geldi. Ya siz benim içimi çok iyi biliyorsunuz. Ben şu yaşadığınız süreçte sana destek olmak istediklerini düşünüyorum. Bilmiyorum. Abi. Yani elbette sizi bir arada görmek istiyorlar ama şu süreçte senin birinci olman... Ya bak yani ben bu seni, konuda evet, ilişkiden dolayı istemiyorum. İnsan sevilebilir. Mesela benden dolayı Adnan'dan dolayı ben. Bunlar olabilir, olabilecek şeyler. Aynı şekilde takılacağımız şeyler değil ama mi? Ama sen başlı başına da sevilen, saygı gören bir insansın yani sonuç teşekkür olarak. Ederim, teşekkür ederim. Neden seni sen olduğun için sevmesin? İnsan bu zor anlarında konuşamadı ve kendini ifade edemediği durumlar var ya, ben onu yaşıyorum şu an kardeşim. Anladın mı? Yani içimi atıyorum. İnsanlar belki benden istiyor ki burada böyle sevgimi hala haykırıcısına hareketler yapayım istiyor ama yani insanlar bir de benim ne yaşadığımı ve kafamda neler olduğunu bilmiyor, anlatabiliyor bak, muyum? Siz normal can cana sımsıkıyken Aycan çekip gitmedi. Aycan sorunlardan kaçıp çekip gitti. Seni o sorunlarla yalnız bıraktı. Yani. Evet. Yüzüstü bıraktı. Seni bu evde yüzüstü bıraktı. İşte ben ona çok kızıyorum Aycan'a. Yani benim tanıdığım Aycan gelir burada çatır çatır neyse derdi, söylerdi. Evet. Eğer bittiyse duyguları derdi ki ben bu süreçte bu psikolojiyle bu ilişkiye devam edemeyeceğim. Ayrılmak istiyorum. Evet. Bu da bir çözüm. Ya da ben sorunlarımı Onur'un yanında çözmek istiyorum. Ya ben bir gün gelmedim. Kardeşim istendi. Yemin ederim delirdim. Adnan acaba evde ne yaptı? Kızlara diyorum ki oylamada diyorum kimin önünde durdu şu bu. Meraktan öldüm geberdim. Ben sevindim yalnız kaldım. Yani bu kız affedersin de burada günlerdir sen tek başınasın. Seni beğendiğini söyleyen adaylar falan var. Nasıl seni burada tek başına bıraktı? Abi. Seven bir kadın ki bak, Aycan o kadar güzel bir şey değil. Aycan kadar kıskanç ve senin için yok. Deliren bir kadın. Yok bak çok o kadar güzel bir şey değindin ki. Bak, evet, bak, şimdi hiç buradan bak çok yani, güzel bir şey değindin bırakıyor? Aslında bak algımı açtın. Evet. Şimdi burada benim mi acaba buna tepki verme, benim mi durumum ölçülüyor acaba burada, anladın mı? Ben buna takarım şimdi bak çok güzel bir şey söyledin. Evet. Şimdi insanlar kadın buraya gözü. Gelecek, Onur'u beğeniyorum, Onur'la bir şeyler yaşamak istiyorum falan diyecek de ben durmadan şey mi yapacağım? Ben Aycan'ı seviyorum. Tamam mı? Ben aman istemiyorum mu yapacağım? Tamam. Eyvallah. Benim duygularım zaten belli. Ben çatır çatır da söylüyorum. Korkmuyorum. Ama ya benim buradaki durumum değerlendirilebilecek bir durum değil. Benim zaten insanlar nasıl bir insan olduğumu biliyor. Nasıl duruşta bir insan olduğumu da biliyor. Yani benim karakterimi de biliyor. İki gün sonra ben burada tabii ki de bir kadının elini tutmam. Tutamam. Öyle bir şey yok. Benim zaten hislerim var. Ama sen çok güzel bir şey dedin. Burada bunca nasıl bekar gelin adayın yanında bırakmaması lazım. Buraya ya hakikaten ses getirmesi gerekiyor. Bak şu an kafam açıldı bak. Biliyor musun? Buraya aynı evdeyim. Sesini duyurması gerekiyordu. Doğru söylüyorsunuz abi. Aynı doğru evdeyim. Kıskanıyorum abi. Diyorum. Kadın yok burada. Bak Aycan şu an burada yok. Yok bak bir şey Yağmur, diyeyim mi sana? Yağmur sana bayılıyorum dedi ya. Onur'a bayılıyorum dedi. Sen duymuyordun. Ben duymuyorum bile. Hatırlıyorsan bir şaka konusunda sana neler yaptı. Evet. Bak bir psikolojisi bozulsa bile, benim psikolojim bozuk değil mi? Gelirim tutarım. Yine de derim ki tamam hadi buradayım ya. Kim ne diyebileceksiniz bana? Bana ne diyebileceksiniz? Ne denilebilir abi? Bir de biz burada neler yaşadık Allah korusun bak.
çözümsüz bir rahatsızlığın olur. Kanser olur, o olur, bu olur. Devasa olmuyor. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Ha, o zaman dersin ki ben bu rahatsızlıklarımla bu şekilde gelemiyorum. Ama burası zaten insanın korkularıyla yüzleştiriyor. Endişeleriyle, hayat gayeleriyle, sorunlarıyla yüzleştiriyor. Bu ev zaten senin sorunlarla mücadele etmeyi sana öğretiyor. Evet, evet. Doğru mu? Yani bununla yüzleşmekten kaçtı Aycan şu an. Ben gerçekten üzülüyorum. Bak, çünkü Aycan bunu yapabilecek bir kızdı. Hayatım, ve ben şu anda bu pes etmesini anlayamıyorum. Aile sorununuz var mı? Tevfik amcamla annem mükemmel konuştular. Ailelerinizle tanıştı mükemmel ya. Mükemmel konuştular ve dediler ki sen bizim kızımızsın. Evet. İnsan için daha gurur verici bir şey olabilir mi? Ki ben sana müthiş bir şey söyleyeyim. Ne olursa olsun babam ve annem benim arkamda durur kardeşim. Sana bir şey diyeyim ben mi? Ben hangi sorun olursa olsun baba bende dediğimde benim babamlar tamam. Benim Adnan'ın annesi bana kızımsın falan dese falan ben herhalde böyle. Bayılır gidersin değil mi? Yani. Bayılır gidersin. Yani hani o ve inanılmaz böyle olurum artık evet. Adnan'ı anladın mı? Çünkü onun sorumluluğu evet, da çok evet. Başka bir şey. Evlilik yolunda sorunlar bunlar işte. Biz bak aile sorunu çekiyoruz. Gidip konuşmayı düşünüyorum. Bu hafta sonu gideceğim diyorum. Bunun sinir stresi var üzerimde. Psikolojim bozuldu mu? Hayır. Bu konuda kavga ettik, yüzük attık, psikolojimiz bozuldu mu? Hayır. Niye? Dedik ki daha güçlenmemiz lazım bizim. Bak benim Aycan'a kızdığım konu ne biliyor musun kardeşim? Sonuna kadar yanındayım. Benim bak benim vicdanımı kimse ve benim insanlığımı kimse yargılamasın. Yani beni tanıyan biliyor. En ağır konularda şimdi, yanında oldun. Eğer ki, rahatsızlığın varsa o zaman sosyal medyadan açıklama yapmayacaksın. En çok kızdığım konu oldu benim ona. Tamam mı? Yapma abi açıklamanı. İnsanlar senin vicdanını bilir. Tanıyanlar bilir. İnsanlar değerlendirsin. Ben ona hep dedim. Yapma açıklama. Yapma bana söyle. Ben bileyim. Ben burada insanlara söyleyeyim. Diyeyim ki Aycan şöyle düşünüyor arkadaşlar. Böyle düşünüyor. Ben burada gelir söylerim. Bunlardan senin sorumlu tutulman. Abi, tamam mı? Kusura bakmasın en ufacık da. Bir şeyde terk etti gitti, bıraktı gitti gibi bir durum ya da bir algı. Yok abi. Yok oluşursa abi. Ben çok üzülürüm kardeşim senin başka adına. Bak böyle olsun istemem. Tamam, kardeşim başka bak burada sorunlarını... her şeyden siz görüyorsunuz. Böyle bir durum olursa da siz buradasınız yani. Ben de size güveniyorum. Buradaki tamam. Arkadaşlarıma, buradaki insanlara güveniyorum. Kendime güveniyorum, Allah'a güveniyorum. Ben başka yani bir şey söyleyeceğim. Çok mu zor bir video çekip... Şu an evet sağlık durumu olarak kötüyüm. Burada Seda Hanım açıklama yapıyor, sen açıklama yapıyorsun. Evet. Ne kadar inandırıcı. Ne kadar inandırıcı. Ben kendi ağzından duymadım. Belki de hiç konuşmuyorsun Aycan'ı. Nereden bilebilirim? Nereden? Belki sen Aycan kötü görünmesin diye devamlı burada konuşuyoruz, ediyoruz diye şeyler söylüyorsun. Nereden bilebilirim? Veya Seda Hanım konuşmuyor ama bu durumdan dolayı Aycan iyi, Aycan şöyle böyle. Nereden bilebilirim? Ben Aycan'ın buraya video yollamak çok mu zor? Ben ameliyat oldum. Ameliyat oldum, eve taburcu oldum, video attım. Dedim ki arkadaşlar şu an iyiyim. Narkozdan çıktım, narkozun etkisi var hala. Arkadaşlar dedim ameliyattan çıktım, iyiyim. Merak ettiyseniz hepinize teşekkür ederim diye video çekip sosyal medyaya atmadım. Buraya attım. Bak onun Aycan'ın öncelikle muhatabı sensin. Çünkü ilişkiyi sosyal medya ya da insanlarla yaşamıyor. Seninle yaşıyor. Doğru mu? Yani bir video çekip buraya eve gönderebilirdi. Onurcuğum seni çok özledim. Hasretini çekiyorum ya da sana özlem duyuyorum ama sorunlarım devam ediyor. Sadece seni buradan bu videoyla hani seni sesimi duymanı istedim. Bu kadar ya. Bak, 5 dakikasını evet, almayacak. Varlık, bak, bunu yapabilir mi? Yapar. İnternet kurdudur Aycan. Herhalde yapar. Yani. Ama yapmadı. Ya mesela hayır, böyle bir şey yapsa susturacak herkesi. Yapımdan ablalarımızı arasa, abla ben böyle bir şey yapmak istiyorum dese anında görüntü olurdu. O saniye. Olurdu. Şu merdivenden inerken bizim köşemiz yok ya, yok mu şurada? Ben her indiğimde ne yapıyorum biliyor musun Adnan? Merhaba aşkım diyorum içimde. Şu köşeye bakarak merhaba aşkım diyorum ya. Kimse bilmez biliyor musun? Bazen siz burada dans ettiğinizde, burada romantik anlar olduğunda şu köşeden ona bakıyorum. Hüzünleniyorum ya. İçimden fırtınalar kopuyor abi. Bana bile gidiyorum yok. Oradaki yazıları okuyorum, bir şeylere bakıyorum, anılara bakıyorum. Anladın mı? Ya insan bir mektup, bir varlığını hissettirir ya burada. Dido sebepsiz yere beni 14 gün bırakıp gitse ben şunu söylerdim yani. Açık ve net söylüyorum. Sen bana hiç değer vermiyor musun derdim yani. Didem yanımda abi olmasına ben... rağmen burada benim yüzüme bakmayınca sen bana değer vermiyorsun. Bir şey diyeceğim. Ado hasta da olsa, aynı pozisyonda olsa der miydi yine de? Abi ne hastalığı ne? Tamam ne fark etmez abi. Hasta olur. Benim pozisyonda olduğunu düşün. Ve 13 gündür Didem burada yok. Senin pozisyonda olduğumuz... Bak senin pozisyon değil mi? Aynısını Didem bana yaşattı. Derdim ki değersiz hissediyorum. Tamamen ben bu açıdan değersizim. Beni burada bunlarla yüz yüze bıraktın ya ben değersizim diyor, derdim. İşte ben hakikaten bazen
Ben de ne yaşarsam kızıyorum. Yaşayayım ki psikolojik ben de bu evde birçok şey yaşadım. Hatta Aycan'dan daha ağır şeyler yaşadığımı söyleyebilirim burada rahatlıkla. Ama güçlü bir kadınım. Onun da güçlü olduğunu düşünüyordum bu olaya kadar yaşına ve yaşıtlarına göre. Mücadele ederdim. Allah korusun kaza bela ya da eleme Aycan. Olmadığı takdirde ben bu adamın elini tutmuş muyum? Ben bu adamın elini bırakmayacağım demiş miyim? Geçmiş olsun. Ben onu her zaman söyledim. Beni senden yalnızca sen ayırabilirsin dedim. Bitti. Yani ne olursa olsun tuttuğun eli bırakmayacaksın. Yaşadığın şeyin o. Ve ben öyle bir durumda olsam ben Adnan'ı yanımda isterdim ki bir an önce atlatayım. Anladın mı? Gitmek istemezdim onun yanından. Bak yemin ederim. Ve o da başının üstünde tutardı beni. Buna da kalıbımı basarım. Sen iste. Yeter ki sen kısmetse ol.